Arkadaşlar, bugüne kadar çok zor günler geçirdik. Fakat en zor ve acı günlerden birini şu an yaşıyoruz. Çünkü çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı, herkesi yargılayan Büyük Fırat'ı bu sefer biz yargılamak için toplandık. Son zamanlardaki davranışları düşmanlarımız karşısında bizi küçük düşürdü. Her tarafta dedikodu yapılıyor. Fırat artık öldü diyorlar. Fırat'ın ölmesi hepimizin ölümü demektir. Delikanlıyı üç şey bozar. Kumar, kadın, içki. Sen bizim kanunlarımızı çiğnedin, bir kadın uğruna yanlış işler yaptın. Yaşadığımız hayat zor ve tehlikelerle doludur. Birimizin hatası hepimizin hatası demektir. Senin için iki yol var. Ya kızı bırakır işine dört elle sarılırsın, ya da bizi bırakır kıza gidersin. İkinci yolu seçersen tahta bacak seni temizler. Seni öldürmeleri onları daha büyük yapar. Fakat biz böyle bir şansı onlara vermeyeceğiz. Çünkü seni öldürmek bize düşer. Siz zaten kararınızı vermişsiniz. Gücünüz yeterse öldürün. Senin kararın nedir? Ayrılmak. Artık yoruldum. Bugüne kadar hep arkadaşlarım için yaşadım. Arkadaşlarım için vurdum, vuruldum. Hapishanelerde büyük cezalar bitirdim, prangalar eskittim. Hayatımın tek gününü kendim için ayırdım. Lakin günün birinde hiç aklımızda yokken çorak yüreğimizde ilk defa bir gül açtı. Bizim gözümüz hiç gül görmemiştir. İlk defa yaşamanın ne olduğunu öğrendik. Yaşamak dediğim bu mu? Bir kadının elini tutmak mı yaşamak? Bizim için kadından bol ne var? Bir kadın için insan arkadaşlarından ayrılır mı? Yakışır mı sana bu? Nedir yakışmayan, sevmek mi? Aramızdaki mesele temelden bozulmuştur. Hele telefon kapatma olayı beraber çalışmamızı imkansız hale getirmiştir. Beni küçük düşürdüğünüzün farkında değil misiniz? Beni saymayan adam benim arkadaşım olamaz. Suç senin Fırat, sen dalından koptun bir defa. Dalından kopan çiçeğin ömrü az olur. Koptum, doğru. Lakin gene de Fırat'ım. Gerekirse eski günlerdeki gibi gene gaddar, gene zalim olurum. Beni mecbur etmeyin. Adamın yarası ağır, fakat kurtulacak. Polise verdiği ifadede kendisini kimin vurduğunu bilmediğini söylemiş. Olayda Fırat'ın ismi yok. Benim gözüm hiç tutmadı arkadaş seni. Ne yalan söyleyeyim, ürküyorum senden. Ben de baştan ürktüm. Ama yine de belli olmaz. Az mı polis oyununa düştük? Yoksa beni polis mi zannediyorsunuz? İnsaf be insaf! İki kurşun yemişim, Allah'ım şaşmış. Yerimden kalkamıyorum. Ölebilirdim de. Ama istemezseniz giderim ben. Başımın çaresine bakarım. Artık iyileştim, ben de çalışmak istiyorum. Mümkünse bu gece işe yalnız beni al. Gelsin. Kabul et. Peki evlat. Bu gece işe beraber çıkacağız. Evet, sen, ben. Biz de biraz kafa dinleyelim. Yarın da yola çıkarız. Tamam mı? Tamam. Yarın sabah parayı sakladığım yere gideriz. Lan karı! Lan karı! Hazır mısın? Lan soyguna mı gidiyoruz yoksa baloya mı? Bu ne hal böyle? Saat 3'te Anton'da buluşuyoruz çocuklar. Bir aksilik çıkmazsa tabii. Kaç para bu? 1500. Ne? 1500 efendim. Sizde o kadar çok para var mı? Bizde çok para var. O paranın birazını bize verir misin? Sesini çıkarmadan babanın dediğini yap bakalım. Beni aramakla hata ettim Fırat. Düzenimi bozdun. Yokluğuna alışmaya çalışıyordum. Alışabildim? Alışamadım. Yanında biri vardı. Kimdi o? Senden kurtulmak için. Senden kurtulmak için evlenmeye karar vermiştim. Evlenmek öyle mi? Yokluğunla 467 gün geçti. Daha bir kadının elini tutmadım. Bir kadının yüzüne bakmadım. Aklımdan bile geçirmedim. Anladım ki sen benim için her şeysin. Senin için her şey olmaktansa silahın olmayı seçerdim. Beni silahın kadar sevseydin bugün dizinin dibinde olurdum. Beni silahın kadar sevseydin bir yuvamız, çocuklarımız olurdu. Yanlış yoldasın Fırat.
Bu silah sana ölüm getirecek. Sen, ben ve silahım olamaz mıyız? Üçümüz bir arada yaşayamaz mıyız? İmkansız. Seni çok seviyorum Çiğdem. Silahımı da çok seviyorum. İkinizden birini seçmem için beni mecbur etme. Üçümüz bir arada olamayız Fırat. Ayrılığımızın sebebi bu değil mi? Sen silahını seçip ayrılığımıza sebep olmadın mı? Anlatamıyorum. Ben silahıma mecburum. Bizim kellemiz her an namlunun ucundadır. Bizim kellemize İstanbul'da binlerce cellat taliptir. Bizim kellemize senin bilemeyeceğin değerler biçilmiştir. Her şeyi bırakırsan niye biçilsin Fırat, niye? Bunu anlasan. Anlayabilsen. Çiğdem. Sen, ben ve silahım, ha? Sen, ben ve silahım olamaz mıyız? İmkansız. Kabul et. İmkansız. Kabul et. İmkansız! Kabul et! İmkansız! 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 Yağmur dindi. Bütün ömrümce peşinde koşacak, bağlanacak, sevecek bir şeyler aradım. Bulamadım. Hayatın tadını yitirdim çünkü. Bugün 16 Mart 1967. Ve ben 22 yaşıma girdim. 22 sene. Kaç yaşındasınız? Çok. Bu çok senelerde ne yaptınız? Hep sümüklü böceklerle uğraştım. Ben uğraşacak bir şey bulamadım. Çocukken bile her şeyim vardı. Hiçbir şeyin eksikliğini duymadım. Elbiselerim, ayakkabılarım, oyuncaklarım. Oysa en küçük şeylerle sevinmek isterdim. Ahçımızın, hizmetçilerimizin kızlarına benim eskileri verirdim bazen. Günlerce sevinirlerdi. Ben hiç öyle sevinemedim. Başka insanların sevincine ortak olun. Hiç kimse yaşadığının farkında değil. Babamı da sevmedim, hiç. Ölümüne de üzülmedim. Acaba babanız öldü mü, öldürüldü mü? Bilmem, hiç düşünmedim. Düşünmek lazım değil mi? Gereksiz buluyorum. Ölmüş o kadar. Babam hep ölüydü zaten, hiç yaşamadı. Çok az görürdük birbirimizi. Sıkılıyorum. Seni gezdireyim ben. Sana yaşadığın dünyadaki insanları göstereyim. Öyle sanıyorum ki onları hiç görmedin. Onların yaşadığından bile haberin olmadı. İşte orada! Özellikle gelmezsen, başka yollar çok bizde. Hey, kolay gel ahbaplar! Belanı arıyorsun anlaşılan. Belanın püskünlüsünü siz bulursunuz. Üstün kirlenir bebek! Beyazlarla papatya tarlasına benziyor, ay maşallah! Yaklaş da anla, papatya mı, ısırgan mı? Teşekkür ederim. Yetişmeseydiniz mahvolacaktım. Buyurun, gideceğiniz yere kadar götüreyim sizi. Gideceğim yer? Artık eve gidemem ki. Gecenin bu saatinde güvenilecek tek çirkin kral ben, tek kaptı kaçtı budur. Buyurun lütfen.
adamları daha önce görmüş müydünüz? Hayır. Çok korkmuştum ama yüzlerini daha önce görmediğime eminim. Ailenizin düşmanları olabilir. Babanız ne iş yapar? Sizi kaçırmaya kalkışacaklarını sanmam. Babanız ne iş yapar demiştim. Babam bizimle değil. Allah rahmet eylesin. Yanlış anladınız. Babam hapiste. Belki duymuşsunuzdur, adı Cahit ama... bir zamanlar Kara Nara diye tanınırdı. Kara Nara mı? Kara Nara namını duymayan var mı? Eski hızlılardandır. Çok hadisesi var ama elini kana bulamamıştı hiç. Malum. Babamı tanıyor gibi konuşuyorsunuz. Hiç karşılaşmadık ama ona ait çok şey dinledim. Mesleğim bu gibi işlerle ilgilidir zaten. Ne gibi işler? Kavga etmek, bela bulmak, kurtarmak, sevişmek. Bize hayatı haram ettiler Zelha. Kolumu, kanadımı kırdılar, görür gözümü görmez, tutar elimi tutmaz ettiler. Öcümüzü alacak kimsemiz de yok bizden başka. Sen benim elim ayağım olacaksın Zelha. Sen benim gözüm olacaksın. Başımızı alıp gidelim Ali. Bu herifler bizi rahat bırakmaz artık. Bizi sürüm sürüm süründürürler. Öcümüzü almadan bir yere gitmek yok. Bana çan bulacaksın. Çan mı? Çan. 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 Thank you.
Belki inanmayacaksın. Yaptığım her şeye pişmanım Cemal. Mümkün olsa telafi etmek isterim. Mümkün değil. Her şeyin bir çaresi vardır. Bunun yok. Cemal! Okulda öğretmeni mandalin istemiş. Mandalin değil, mondolin. Ha mandalin, ha mondolin, ne fark eder? Bak Aslan oğlum, şimdi mandalin, mondolin alacak paramız yok. Lakin bir aksilik olmaz da Almanya'ya gidersem, istediğin her şeyi alırsın. Baba! Tamam. Baba! Bisiklet de alırım. Çanta? Çanta da. Ya bana? Sana da alırım kızım. Bebek. Bebek de alırım ya. Konuşan bebek. Tamam, tamam. Ben de konuşan bebek alırım kızım.